Herkese merhaba. Sesim geliyor mu? Öncelikle onu bir test edelim. Geliyor. Merhaba saygıdeğer hocalarım, sevgili dil bilim severler. Hoş geldiniz öncelikle. 28.sini düzenlemiş olduğumuz İzmir Dil Bilim Buluşmalarında bugün Funda hocamızı ağırlayacağız. Funda hocamız 9 Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dil Bilim bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır ve bugün bizlere yazınsal gösterge bilim çözümleme yöntemleri anlamın eklemlenişi başlıklı konuşmasıyla katkı sağlayacak. Konuşmasına başlamadan önce Funda hocamız hakkında sizleri bilgilendirmek istiyorum. Bir saniye. Funda hocamız 1984 yılında Denizli'de dünyaya gelmiştir. İlk orta ve lise öğrenimini bu şehirde tamamladıktan sonra lisans eğitimini 9 Eylül Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümünde tamamlamıştır. Ardından aynı üniversitede Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nde yabancı dil olarak Türkçe öğretimi bölümünde betimleyici metinlerin dilsel özellikleri ve sözcük öğretimi adındaki tez çalışmasıyla yüksek lisansını tamamlamıştır. 3 yıla yakın Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak Denizli'de Türkçe öğretmenliği yapmış, ardından 9 Eylül Üniversitesi'nde çalışmaya başlamıştır. Doktora eğitimine Ege Üniversitesi Yeni Türk Edebiyatı bölümünde gösterge bilim kiplikleri açısından anlatı kişilerinin incelenmesi adlı tez çalışmasıyla tamamlayan Uzdu Yıldır, 2021 yılında doçent unvanını almıştır. 2014 yılından itibaren de 9 Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dil Bilim Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaya devam etmektedir. Şimdi sözü Funda hocamıza bırakıyorum. Çok teşekkürler. Hocam hazırsanız rica ederim. Hazırsanız sunumunuza başlayabilirsiniz. Tekrar teşekkür ediyorum. Evet, bugün sizlerle birlikte yazınsal gösterge bilim hakkında biraz konuşacağız. Daha öncesinde bu konuyla ilişkili olup dinleyenler, bu kavramları hiç daha önce duymadan bu sunumu dinleyecek olan arkadaşlarımız var aramızda. Bu nedenle genel bir bilgilendirme içerecek bu sunum. Detaylı yorumlamaların olacağı, incelemelerin, çözümlemelerin yapılacağı bir uygulama içermeyecek. Ama genel olarak yazınsal gösterge bilim nedir? Ne yapar, nasıl yapar sorularına temel başlıklarda yanıtlar bulmaya çalışacağız. Umarım keyifli ve verimli bir buluşma olur hepimiz adına. Şimdi çalışmanın adını koyarken böyle onu da ekleyeyim, bunu da ekleyeyim, şunu da koyayım diye böyle parantezler, çizgiler doldurdum. Yoğun bir başlık oldu. Yazınsal gösterge bilim, evet. Çözümleme yöntemleri, evet, aşamalar. Bir taraftan da anlam var, anlamın eklemlenişi, yazınsal açıdan bir anlam tabii burada ele aldığımız anlam. Bunların böyle hepsini bir arada vermek istedim. Çünkü tek başına birini versem sanki diğerlerinin anlatımında böyle bir aşama olmayacak gibi gelmişti. Dolayısıyla bu başlıklar da aslında bizim temel olarak ele alacağımız kavramları bize gösteriyor. Evet, yazınsal gösterge. Yazınsal gösterge bilimde ne var? Her şeyden önce yazın var, yazınsallık var, gösterge bilim var. Bütün bunların bir arada ele alınacağı anlam gibi kavramlarımız var. Dolayısıyla bu çalışmada bu adımlar üzerinden ilerlemeye çalışacağım. Elbette ki burada yer alan terimlerin her biri üzerine kitaplar yazılmış, her biri üzerine çok yoğun çalışmaların yapıldığı kavramlar. Dolayısıyla biz daha çok bunların birleşimine değinmeye çalışacağız. Bunlar bir arada nasıl yer alıyor? Bir arada neden yer alıyor? Niye bu kavramlar birbiriyle ilişkili? Ve yazınsal gösterge bilim gibi bir alan bu kavramları nasıl inceliyor? Bunlara bakmaya çalışacağız. Dolayısıyla da buna yönelik bir içeriğimiz olacak. Yazın dediğimiz zaman karşımıza olabildiğince derin, olabildiğince yoğun bir alan çıkıyor aslında edebiyat. Ve bunu sadece burada gösterge bilim açısından ele alırken bile
nereden başlayıp nerede biteceğimizi aslında tespit etmek çok da kolay değil. Ama şunu biliyoruz ki anlamak ve anlatmak. İnsanoğlu iletişim kurmaya başladığı andan itibaren yerine getirdiği düşünsel eylemler olarak düşünülürse, evet yazının bir kuram olarak, bir inceleme alanı olarak ele alınışı tamam çok yakın bir zamana denk gelse de ama varoluşu insanoğlu kadar yani anlatı üzerinden, anlatıya dayanan çalışmaların derinliği bu anlamda çok yoğun ve derin. Dolayısıyla bu eylemlerle, yani bu düşünsel eylemlerle, anlamak ve anlatmak üzerine gerçekleşen eylemlerle aslında biz hem insanı hem de ona ait olan kültürel birikimi tanıyoruz, görüyoruz ve aktarabiliyoruz. Ve dünyanın farklı yerlerinde, farklı şekillerde görülse de bu anlatma eylemi, yani anlatıya dönüşme, insanın iletişim ihtiyacıyla birlikte kökünde insanoğlunun ortak birikimleri, ortak inanışlar, ortak değerler, yani insanları bir arada tutan değerler aslında günümüze kadar yansıyor. Ve çoğunun ortak kaynaklardan da beslendiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu anlama ve anlatma eylemlerini bir arada değerlendirdiğimizde çok çok fazla kaynaklar var. Yani sözlü gelenekten günümüze kadar getirdiğimizde bunların hepsini aynı çatı altında değerlendirecek olursak yazım dediğimiz alanda bu anlatısal kaynakların tamamını kapsayan alan olarak düşünülebilir aslında. Dolayısıyla böyle bir çatı altında topladığımızda bütün bu anlama ve anlatma üzerine yaptığımız eylemleri ve bunların da bir eser olarak aktarıldığı içerikleri elimizde inanılmaz bir insan olduğuna dair birikim var. Bir anlam birikimi. Dolayısıyla bu anlam birikimini yazın ne yapmamıza yarıyor? Yazın yani biz bu anlam birikimini nasıl inceleyebiliyoruz? Art taban olarak ele aldığımızda evet insanı anlamaya yönelik günümüze kadar aşamaları görebiliyoruz. Eş zamanlı olarak baktığımızda da bu anlamı yine insana dair bu anlamı yeniden inşa ederek, yeniden kurarak belki bu sefer genelleştirmelerden daha uzak, daha özel bir şekilde bu anlamı inşa edip üretebiliyoruz. Dolayısıyla bu çerçeve içinde ele aldığımızda yazım kavramının derinliği daha bir ortaya çıkmış oluyor. Diğer bir kavramımız gösterge bilimdi. Gösterge bilimi en genel açıdan tanımladığımızda anlamlı yapıları çözmeyi amaçlayan, temel olarak da anlam nasıl oluşur sorusuna yanıt arayan bir bilim dalıdır. Yani burada biliyoruz ki anlamın ne olduğunu değil, az önce söylediğim gibi genel ya da bireysel olarak oluşturduğumuz, anlamı nasıl oluşturduğumuzu çözümlemeye, göstermeye çalışıyor bu bağlamda. Yazılımsal gösterge bilimindeki gösterge bilim incelemeleri. Bu önemli çünkü anlamın değişirliği, anlamın göreceliliği yani kişiden kişiye incelendiği dönemin özelliklerine bağlı ve benzeri pek çok açıdan yazılımsal eserleri incelediğimizde farklı anlamların ortaya çıkması kadar doğal bir şey yok. Burada gösterge bilim zaten dediğim gibi bu anlamın ne olduğunu aramıyor. Bu anlamların nasıl oluştuğunu daha çok çözümlemelerle göstermeye çalışıyoruz. Ve bu göstergeleri anlamlandırmayla ve onların içinde bulunduğu dizginin, anlam evreninin üretilmesini inceliyor. Ve bu anlamda da aslında tanımlarında bilim dalı olarak geçse de yazımsal gösterge bilimine baktığımızda bir yazım çözümleme yöntemi olarak da karşımıza gelebilir. Yani bunu bir yöntem olarak da değerlendirebiliriz. Bir akıl yürütme örnekçesi olarak da değerlendirebiliriz. Burada bağlam ve toplum içindeki göstergelerle ve bunu yazım açısından da ele alarak değerlendirdiği bir inceleme alanı da diyebiliriz yazımsal gösterge bilim için. Burada tabii bu inceleme çalışmalarının tarihsel süreçte nasıl başladığından kısaca söz edeceğim ama elbette ki gösterge bilimin bir alan olarak kabul görmesi ve
modern bir bilim çalışmalarının ardından gelen bir inceleme yöntemi olduğunu da eklememiz gerekir. Ve anlam dediğimiz şey toplumsal ve bireysel söylemin birleşerek biçimlendiğini söylersek, burada da toplumsal ve bireysel söylemlerin ele alındığını, yazının da bunlardan bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Ve burada yüzeysel yapılardan elde edilen ipuçlarından hareketle derin anlam yapılarında gizlenen asıl anlamı ortaya çıkarmak ve bu anlamın nasıl eklemlendiğini ortaya çıkarmak. Tabii burada okumalar sırasında işte bizim ilk okuma, ikinci okuma, analiz ederek okuma dediğimiz okuma çeşitlerine bağlı olarak yüzeyden derine doğru bir ilerlememiz oluyor. Ve bu ilerleme sırasında da somuttan soyutta tabii ki de ideolojik anlamların ortaya çıkması, diğer örtük anlamların tespiti gibi katkıları da oluşuyor tabii ki. Ve bu anlamda da biz okur olarak yaklaştığımızda her okuyucunun kendi anlam üretiminde kendisinden kaynaklı, arkadan bilgilerinden kaynaklı, kültürel çevresinden kaynaklı üretimlerin olabileceğini de bildiğimiz için bu anlamda bir o kadar zor, çünkü çok çeşitli anlamlarla karşı karşıyayız. Bir o kadar da sadece metni kendi içinde kapalı bir yapı olarak ele alırsak da kurabileceği anlamları gösterebileceğimiz elimizde bir nesnemiz var. Yazın yapısı oluyor aslında. Ve gösterge bilimin bu katmanlı yapısı içerisinde gömülü olan anlamlı oluşumları incelediğimizi söylediğimizde aslında yazın yapıtları bu katmanlı yapıların en temel örneklerinden bir tanesi ve yöntemsel açıdan da en tutarlı inceleme alanına sahip gösterge bilim alanlarından bir tanesi yazınsal gösterge bilim oluşuyor. Tabii ki şunu biliyoruz, gösterge bilim çalışmalarında bir yapısal inceleme söz konusu, bir inşa edilmiş bütünü ele alma söz konusu. Bu açıdan yazın yapıtları en azından oluşum süreciyle, üretim süreciyle, yeniden okuma süreciyle değil de oluşum sürecinde tamamlanmış yapılar olarak değerlendirilirse bu yapıların çözümlenmesi aşamasında gösterge bilim oldukça elverişli bir yöntem olarak da karşımıza çıkıyor yazın incelemelerinde. Yazınsal gösterge bilime geldiğimizde ise inceleme nesnesi az önce söylediğimiz bu yazın yapıtları. Ve gösterge bilimsel çözümlemelerde tutarlılığı oluşturan, belli bir örnekçe sunabilen alanlardan bir tanesi ve ilk uygulamaların yapıldığı alan da yazınsal gösterge bilim olmuştur. Burada az önce de söylediğim gibi neden yazın yapıtları seçiliyor? Çünkü buna elverişli bir yapı ortaya koydukları için. Ve bu anlamda da günümüzde de örnekçesini terminolojisini kullandığımız Gray-Mass gösterge bilimi yazınsal gösterge bilim olarak adlandırılıyor. Ve daha çok onun kuramı üzerine eklemelerle günümüzde daha da geliştirilmeye devam ediyor. Ve Gray-Mass gösterge bilimi anlamlı bütünlere özgü anlamsal ayrılıkları, anlamsal eklemlenişi, anlamın üretilişini bir üst dil aracılığıyla yeniden üreterek yorumlamayı amaçlıyor. Gördüğünüz gibi anlamın üretilişi. Bu üretilişi ortaya koyacak da bir üst dil lazım. Peki burada şuna da biraz değinmek gerekiyor aslında. Gösterge bilim yazın yapıtlarını inceleyene kadar başka alanlarda ya da yazının kendisi içerisinde incelenmemiş miydi? Yani yazımsal bir eleştiri söz konusu değil miydi? Yazın yapıtlarına bu anlamda bakılmıyor muydu? Elbette bakılıyordu. Fakat orada eleştiri kuramları açısından ele alırsak gösterge bilimsel sürece gelene kadar pek çok eleştirikten söz edilebilir. Yani bu eleştiriyle ifadem yazın yapıtlarının incelenmesi aslında. Burada kuralcı eleştiri döneminde yazının, yazın yapıtlarının daha çok ne işe yaradığıyla ilgili, yani neden, ne amaçla kullanıldığıyla ilgili bir
inceleme dönemi geçirdi tarihte. Olgucu eleştiri dediğimiz kısımda daha ziyade kuralcı eleştiriden birazcık daha sıyrılarak birey temelli, toplum temelli eleştiriler yine yapıldı ya da üretiliş aşamasıyla ilgili incelemeler yapıldı. Daha sonra metinler kendi içlerindeki tutarlılıklarıyla incelenmeye başladıktan sonra, yani metnin kendisi bir nesne olarak ele alınmaya başladıktan sonra, iç eleştiri dediğimiz alan gelişmeye başladıktan sonra aslında metinler bir yapıt olarak tek başlarına herhangi bir amaç ya da başka bir ele alınabilecek birey, toplum, işte belirli kurallar çerçevesindeki işlevleri dışarıda tutularak kendi başına bir bütün olarak incelenmeye başladı. Yazınsal gösterge biliminde bu kendi başına incelenmenin sonunda üretilen bir yöntem olarak düşünülebilir. Burada da kendisi bir üstün oluşturarak bir tutarlı, dizisel ve dizimsel bir işleyişle ortaya koyduğu bir yöntem geliştirebildi. Ve yazınsal üretimlere baktığımızda bireysel ve toplumsal söylemi bir taraftan yansıtırken bir taraftan da oluşturan anlamlı bütünler. Ve özellikle anlatılar, yani anlatılmasıyla anlamlı bir bütün oluşmasını sağlayan yapılar, yapıtlar bu bütünlerin temsilcisi olarak yaşamakta, var olmaktalar. Ve anlatma eylemini düşündüğümüzde aslında, yani anlatıyı düşündüğümüzde anlatıya dönüşecek her şey aslında öyküsellik ve anlatısallık olarak bakarsak belli bir uzamı, zamanı kapsayan estetik ya da gerçek bir deneyim, bir tanıklık alanını, anlatısallık ise bu deneyimin, tanıklığın biri tarafından başka birilerine sözler yoluyla aktarılması olarak karşımıza geliyor. Ve bu iki alan bir bakıma anlatının ön koşulu olarak kabul ediliyor. Şimdi anlatı dediğimiz durumda bir aktarma söz konusu ve bu aktarılışın öyküsellik içerisinde sunumu söz konusu ve dolayısıyla anlatılmasıyla anlamlı bir bütün oluşturmaya yönelik bir yapıya kavuşuyorlar. Yani burada neyi aktarmak istiyoruz? Burada bütün anlatılanlar, bütün anlatılar bu anlamda birer yazınsal yapıta dönüşüyor mu? İşte hangileri dönüşüyor, hangileri dönüşmüyor? Bu anlamda bir bütün oluşturup bir yapıya dönüşen ve kendi belirli bir uzamda, belirli bir zamanda, belirli bir estetik ya da gerçek deneyim üzerinden belirli bir öyküsellik kurgusu içerisinde aktarılabiliyorsa bu anlatısallık kabul ediliyor. Ve biliyoruz ki yazın yapıtlarının çoğunda da bunu arıyoruz. Aslında bu konularla ilgili çalışmalarımızı yaparken biz yazınsal gösterge bilimle ilgili derslerde ya da yazınsal gösterge bilimle ilgili yaptığımız diğer çalışmalarda yazından başlarken yazına gelmeden önce de aslında bir noktada anlatıdan başlamış oluyoruz. Ve ben de sunumun başında biraz buna değinmek istedim ama bunu söyleyince sanki daha bir bütünleşiyor. Yani yine anlamak ve anlatmak noktasına geliyoruz yazım yapıtlarıyla ve gösterge bilimler açısından da bunu nasıl ele alacağımızdan değineceğiz. Ve burada deneyimle aktarma yoluyla, yani anlatı yoluyla bireyseli toplumsala dönüştürebiliyoruz. Yani ortaya bir yapı koyuyoruz. Ve anlatılar da bu anlamda örnek bir deney alanı oluşturuyor bize. Ve bu incelemeleri, bu deney alanını gösterge bilimleri incelediğimizde yazınsal gösterge bilimin çalışma alanı içerisinde bir etkinlik gerçekleştirmiş oluyoruz. Ve bu çalışmaların başlangıcı Prop'un Masalın Biçim Bilimi adlı çalışması. Evet, günümüzde dedik. Birey masal gösterge bilimi olarak daha çok yazınsal gösterge bilimi anılsa da günümüzde tabii ki devam ettiren çağdaş pek çok araştırmacı olmakla birlikte ortaya çıkışı aslında bu yazın yapıtlarının bir bütün olarak ele alınışı genel olarak pek çok disiplinde etkisi bulunan yapısal anlayışın yazın alanına
uygulanmasıyla ortaya çıkmış bir çalışma. Prop ne yapıyor burada? Prop eklemleme dediğimiz, yani anlatının oluşumundaki sistemi yapısal olarak kurmaya çalışıyor. Ve bu yapının kuruluşunda anlatının öğelerinin yalnızca işte kişiler, yer, zaman gibi temel unsurlar çerçevesinde değil, aslında belirli dönüşümlere göre de oluşturulmuştur. Ve çok sayıdaki masal üzerinde inceleme yapmasından bize şu duyguları veriyor: ortak işlevler, ortak eylemler ve bu eylemlere ve işlevlere bağlı olarak ortak anlatı kişilerinin oluştuğunu bu masalın biçim bilimi adlı çalışmasıyla ortaya koyuyor. Orada masal üzerinden tabii ki konuşuyoruz. Masal üzerinde bunları bahsediyoruz. İşte hangi karakterler var? Hangi kişiler var? Bu kişilerin birbirleriyle olan ilişkileri nasıl bir sistem üzerinde kurulur? Nasıl bir yapılanma var? Bize bunu gösteriyor. Ve dönüşümü, masaldaki anlatı kişisini kahraman olarak düşünürsek, bu kahraman nelerle karşılaşıyor? Hangi engellerle mücadele ediyor? Ona kimler yardımcı oluyor, kimler engelleyici oluyor? Ve o sonuçta eğer bir kahramanlık yapacaksa bu kahramanlığı nasıl gerçekleştiriyor? Ve gerçekleştirdikten sonra nasıl bir taktik alıyor? Genel olarak bu adımları incelediğinde prop bütün masallarda ortak işlevleri tespit ediyor. Sırası farklı olsa da, anlatımdaki etkileri farklı olsa da, yerine göre sayıları azalsa da, çoğalsa da bunu ortaya koyuyor. Yani yapısal anlayıştaki o bütün bir inşayı parça parça incelemek yerine, yani her bir elemanı, işte kişiler, sadece kişiler, sadece tema, bütün bunları ayrı ayrı incelemek yerine yapısalcılık mantığıyla bu ayrı bütünlerin birbiriyle olan ilişkisini ortaya koyduğu için biz de onu yazımsal gösterge bilimindeki ilk öncü çalışma olarak kabul ediyoruz. Çünkü önemli olan o eklemleniş başlıkta da koyduğum ifadeyle kastetmek istediğim bu. Yani ayrı ayrı bilimleri biz pek çok açıdan inceleyebiliriz. Ayrı ayrı konuları yazı yapıtlarında tespit edebiliriz ki bunlar çalışılıyor, yapılıyor. Fakat onların kendileri arasındaki ilişki, işte dediğimiz yerine göre birazdan karşımıza gelecek şemalarda birbirleriyle olan etkileşimleri birazcık daha standartlaştırdığımızda elimize bir inceleme formülü sunuyor. Tabii bu formül eleştirilebilir. Çok açıdan böyle bir formül belki olması en başta eleştirilebilir. İşin içinde yazın olduğu zaman, işin içinde anlatı olduğu zaman. Ama biz şimdi o eleştirildiği kenarda bırakarak yazınsal göstergemini ne yaptığımız çözümler herhaldeki aşamalara bakıyoruz. Ve Prop'un yaptığı bu incelemelerle, bu öncü çalışmayla aslında çeşitli temel inceleme alanları da ortaya konmuş oluyor ve Greimas da bunları geliştirerek yazınsal gösterge bilimi kuruyor diyebiliriz. Bu anlamda anlamlama süreci devreye giriyor bu sefer. Yine anlamlı bir bütün olan anlatıyı adım adım, aşama aşama inceleme yöntemi ortaya koyuyor. Burada söylemsel, anlatısal ve izleksel düzey dediğimiz ve anlam oluşma sürecini merkeze alarak oluşturduğu bir çözümleme sırası tespit ediliyor. Burada bunun farklı adlandırmaları olsa da, farklı şemaları olsa da bu üçlü yapı üzerinden biz incelemelerimize devam ediyoruz. Yani şöyle bakarsak, söylemsel, anlatısal ve izleksel düzey birazdan da karşımıza gelecek. Anlamın oluşma sürecindeki önemli aşamalar olarak inceleyecek. Yazınsal gösterge bilimde yine temel olarak
bize bir örnekçe sunan şeyler neler? Eleyen şemamız, anlatı izlencemiz ve gösterge bilimsel dörtgen. Ben de bugün sunumda genel olarak bunları açıklamaya çalışacağım. Ve bu şemalarla, izlenceyle ve dörtgenle hala günümüzde hem yazılımsal gösterge bilimi anlamında hem de gösterge bilimin diğer alanlarında çözümlemelerin yapıldığını görüyoruz. Elbette ki yeni bakış açılarının da eklenmesiyle. Ve bu oluşumlar yayılmasının kuramının hala güncel bir şekilde uygulandığını da gösteriyoruz. Onun çalışmalarıyla birlikte gelişen Paris Gösterge Bilim Okulu da bu alanın güçlü temsilcilerinden biri olarak çalışmalarına devam ediyor. Ve bu üçlü yapıya şimdi birlikte bakacağız ve bu üçlü yapıda sırasıyla elimizde bir yazımsal eser var, elimizde bir yapıt var ve biz bunu nasıl inceliyoruz sorusuna birlikte bakacağız. Bu sunumda bir uygulama doğrudan bir metin üzerinden, bir anlatı üzerinden uygulama yapabilirdik aslında. Fakat bütün katılımcıların o metni en azından bir kez okunuş olarak gelmesi gerekecekti daha anlamlı olması için. Bu nedenle yapmadım. Ve belki çok soyut kalacak ama aşamaları sunmakla devam ediyorum. Evet, bu bizim karşımızdaki en genel çözümleme süreci tablomuz. Az önce söylediğimiz başlıklarda söylemsel yapımız, anlatısal yapımız ve derin yapımız inceleniyor. Daha doğrusu yüzeyden derine giden bir inceleme yapıyoruz elimizdeki eser. Söylemsel yapıda ne yapıyoruz? Anlatının temel unsurları dediğimiz kişi, uzam, zaman gibi öğeleri betimliyoruz. Yani bunlar neler? İznek dediğimiz tema olarak da geçer. Bu izleyin. Bu yazılısal eserin içerisinde ne kadar yer bulduğunu, nasıl yer bulduğunu, nasıl tekrar ettiğini ve bir eserin konusu ya da bir yapıtın konusu şudur dediğimizde onu söylememizi sağlayan şeyin ne olduğunu bize gösteren temel betimlemeli bakış açısıyla yaklaştığımız alan. Yani elimizdeki anlatının öğelerini yine o başta da belirttiğim gibi yapının çeşitli elemanlarını önce elbette ayrı ayrı bir görmek, değerlendirmek gerekiyor ki aralarındaki ilişkiyi söz ederken onlardan söz etmiş olalım. Anlatısal yapıya geçtiğimizde birden çok inceleme alanının olduğunu görüyoruz. Burada anlatısal çizgi ya da anlatı izlencisi olarak da geçen bölüm. Eyleyensel sözcüğün eyleyen şeması olarak söz ediyoruz. Anlatı izlencesi ve tipsel yapılar olarak karşımıza geliyor. Burada az önce de belirttiğim gibi eyleyen şeması, anlatı izlencesi bizim için önemli oluyor. Birazdan daha detaylı açacağım onları. Ama burada anlatısal yapıya genel olarak ne yapıyoruz? İşte o bilgisayar olarak tespit ettiğimiz unsurların birbirleriyle olan ilişkilerini bu sefer ortaya koyuyoruz. Yani ortada bir olay örgüsü varsa, anlatı dediğimiz şey, çeşitli olayların, çeşitli durum ve dönüşümlerin belirli ilkelerle birbirlerine bağlanması olarak değerlendirilirse, işte bu bağlanmanın nasıl gerçekleştiği, temel bir anlatı kişisinin eylemlerini nasıl, hangi etkilerle, nasıl ortamlarda gerçekleştiği, bu eylemlere dönük olarak yine diğer anlatı unsurlarının etkilerinin neler olduğu tespit edilmeye çalışılıyor. İkinci aşama bu unsurlar arasındaki ilişkinin örüldüğü aşamanın gösterge bilimsel açıdan baktığımızda çözüldüğü aşama olarak karşımıza çıkıyor aslında. Yani bunu bir taraftan da çözümleme olarak düşünürsek bunun, bu ilişkinin nasıl
gözle görülür bir hale getirebileceğini deniyoruz. Anlatsal yapı kısmında. Ve tabii ki burada tipsel yapılarda karşımıza geliyor. Burada şunu da ekleyeyim. Zaten temel temamız bu olduğu için burada yer vermek daha mantıklı olacaktır. En başta anlamak ve anlatmak ve insanoğlu dedik. Bunun üzerinden bütün düşünsel birikimlerini ve eylemlerini gerçekleştiriyor, aktarabiliyor dedik. Dolayısıyla aslında yazın yapıtlarında da biz inceleme yaparken temelde bir anlatma, yani bir anlatı ve bu anlatının içerisinde de bir özne arıyoruz. Ve aslında diğer bütün kişileri ya da bütün unsurları bu özneye göre adlandırıyoruz. Bu özneye göre konumlandırıyoruz. Eyleyer şeması dediğimiz şeyi özneyi merkeze alarak kuruyoruz. Anlatı izlencesindeki dönüşümleri özneyi merkeze alarak yapıyoruz. Yine bu da yöntemsel açıdan yazınsal gösterge bilimin temel ne diyelim, belirlemelerinden bir tanesi özne merkezli olarak bunları yapması. Tabii özneyi anlatı olarak düşündüğümüzde, yazınsal eserler açısından düşündüğümüzde anlatı kişileri olarak değerlendirebiliriz. Ve hatta doğrudan anlatı bilim terimleriyle işte baş kişi olarak özneyi koyabiliriz bu noktada. Peki bütün yazın yapıtlarında bu şekilde mi bir sistem işliyor? Hayır, ama çoğunlukla bu şekilde işlediği için çözümleme açısından da bir genel geçerlik sunabiliyor. Ve dolayısıyla kişisel yapılarda da aslında baktığımız yine öznenin bu eylemine yönelik olarak yetkinliği ve eylemini başarıya ulaştırabilmesi açısından etkileriyle değerlendirilmiş oluyor. Evet, bunu da ikinci aşamada yaptıktan sonra derin yapı dediğimiz kısımda, evet, öğelerimizi tespit ettik, bunlar arasındaki ilişkiyi çeşitli şemalar yardımıyla oluşturmaya çalıştık. Peki sonra çeşitli anlamların ortaya çıkmasına imkan veren, bu öznenin eylemleriyle olan ilişkisindeki durumları, dönüşümleri ortaya koyarak temel yapı kurulmaya çalışıyor ve burada da gösterge bilimsel dörtgen dediğimiz mantıktaki karşılık şemasından örnekçe olarak üretilmiş olan anlam ekseni oluşturmaya çalışıyor. Bu aşamaların hepsi elbette ki bütün anlatılarda, bütün yazın yapıtlarında benzer bir süreçte işlemiyor. Ama her anlatının da bu çözümleme sürecine göre incelenebileceğini görüyoruz. Bu noktada bir çözümleme yöntemi olarak karşımıza geliyor. Yine bu üçlü aşama günümüz yazınsal gösterge bilim öncülerinden biri olan Bertrand tarafından Betty İzlek, Şema, Eyleyenler ve Ulamlar olarak sıralanıyor. Ve yine az önce söz ettiğimiz üçlü yapı içerisinde bunlardan söz ediliyor ve çok da farklılaşmadan sadece belki birazcık daha yalınlaştırılarak söylemsel tutarlılığın kişi, uzam ve zaman bağlamında yerleştirme kurulduğu öğedir diyor Betty. Yani ilk düzey, okumanın ilk düzeyi. Ve İzlek ise bir anlatıda ilk okumayla görülebilecek konuların sıralanması. Yine söylemsel yapılarda yer alan İzlek ile ilgili. Betty ile birlikte İzlek ise öğede söylemsel yapıyı oluşturuyor. Genel olarak yok. Burada dikkatinizi çeken kavramlardan bir tanesi ilk okumayla ifadesi. Yani bu herhangi bir romanı düşünelim. Biz romanı ilk okuduğumuzda ya da bir öyküyü bir kere okuduğumuzda okuyucunun görebileceği şekilde düzenlenmiş olan konu aslında izleye karşı geliyor. Ve yine onun diğer unsurlarında okumanın ilk düzeyinde tespit edebildiğimiz kişi, uzam ve zaman açısından ele alırsak bunlara da belirli figürler diyebiliriz. Ve bunlar aslında söylensel yapıyı kuruyor. İkinci aşama yine anlatısal düzeydeki eyleyen şeması ve anlatı zancısı.
Ve son olarak da yine derin yapıda temel anlam ve dizi iç çözümleme birlikte anlam eklemlerinin içi, anlamın oluşumu belirlenmeye çalışılıyor. Yani yine bu üçlü yapı ekseninde bir çözümleme aşaması var yazımsal göstergeyle. Burada Tahsin Yücel'den bir ifade paylaşmak istedim. Bunun birkaç nedeni var. Bir tanesi genel anlamıyla yazımsal gösterge biliminin ne yaptığını çok iyi ifade eden bir içerik olması. Bir taraftan da Türkiye'de yazımsal gösterge bilim alanında yapılan çalışmalardaki en temel kaynağımızın kendisinin olması ve en ne diyelim öncül çalışmaları bu anlamda onun yapmış olması. Şu an birçok kaynağını hala kullanmaktayız. Yazınsal gösterge bilim bütüncül ve tutarlı olmak için diyor. Nesnesini kesinlikle belirlenmiş bir terimler bütünü ve örnekçeler kullanarak. Yani az önce söz ettiğimiz üst dili oluşturarak. Bulgularını her zaman somut örneklere dayandırarak. Yani edebiyat incelemelerinde çok karşılaştığımız o öznellik etkisini kırarak, yani somut örneklere dayandırarak, hiçbir şeyi dışarıda bırakmadan, yani metnin içerisinde yer alan her şeyi inceleyerek, bütüncül bir biçimde betimleyip çözümlemeye yöneliyor. Öğeleri ayrı ayrı ele alsa da temel amacı bütüncül bir betimleme ve çözümleme diyor. Yapıtı kendi kendisi için ve kendi kendisi içinde kendi kendine yeterli bir yapı, bir anlam dizisi olarak ekstranın düzeninde yer alır diyor. Bu da yine oldukça önemli. Biz bütün elimizdeki nesneye yapıda eş zamanlı bir şekilde kendi içindeki ilişkilerle bakıyoruz. Yani onu üretildiği dönemden soyutluyoruz. Onu üretenden soyutluyoruz. Elimizde sadece metin var. Elimizde sadece daha doğrusu yapı var ve biz bu yapının öğeleri arasındaki ilişkiyi çözüyoruz. Kendi kendine yeterli bir yapı, bir anlam düzeyi olarak konusunu alıyoruz. Ve yapıtı anlam açısından kuşatmak için onu hem bir kavram ulamları dizgesi ya da anlam evreni hem de bir eylemler ve deneyimler kesiti ya da anlatı olarak düzenliyoruz. Yani bu paragraf benim için aslında yazılsal gösterge bilimin ne yaptığını ve nasıl yaptığını en öz bir şekilde ortaya koyan içerik olduğu için burada sizlerle de paylaşmak istedim. Dolayısıyla anlam evrenini anlatı olarak çözümleyen anlatının anlam evrenini çözümlemeye çalışan alan olarak yazılımsal gösterge bilimi söyleyebiliriz. Ve bütün gösterge bilim incelemelerinde, yani gösterge biliminin pek çok alanı var biliyorsunuz bilimimizde. Ve bu alanlarda da olduğu gibi yazılımsal gösterge biliminde de bir çözümlemeye başlarken bizim ilk yaptığımız işlem kesitleme. Kesitleme nedir? Yapıyı okuma birimlerine ayırmak. Daha anlaşılır olabilmek adına. Ne diyor? Gösterge bilimsel çözümleme diyor. Çözümleme yapmak demek, eldeki bütünü öncelikle belirli parçalarda, belirli kendi içerisinde tutarlı gösteren bütünlerde incelemek gerekliliği ortaya koyar. Dolayısıyla okuma birimlerine ayırıyoruz. Kesitleme yapıyoruz. Bölümleme yapıyoruz. Adına farklı ifadeler konulsa da terimsel olarak kesitleme ilk tercih ediyoruz. Peki neye göre yapacağız bunu? İşte bir görsel incelenirken de kesitlere ayrılıyor. Bir başka bir yapı incelenirken de kesitlere ayrılabilir. Burada aslında yaptığımız şey anlam yoğunluğuna göre kesitlere ayırmak.
Çünkü biz neyi arıyoruz? Anlamın eklemlerini şimdi göstermek istiyoruz. Onu tespit etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla ölçümüz bu olabilir ama pek çok yol izlenebiliyor. Bununla ilgili olarak alan yazında da kabul edilen çeşitli yöntemler var. Ama ilk olarak yapmamız gereken bölümleme görünen eklemlerden ayırt. Yani görünen yerlerinden, hissedilen, okuyucudan, okuyucunun da algılayabileceği bölümlerden hissedilen. Bunlar ne olabilir? Bir anlatının bölümleri olabilir. Yazar ya da şair tarafından yapılmış çeşitli bölümlemeler olabilir. İşte bir romanın biliyoruz bölümleri olabiliyor. İşte bir şiirde çeşitli gruplamalarla devam edebiliyor. Yine belirli romanlar olsun, öyküler olsun kendi içerisinde işaretlerle ayrıştırılabiliyor. Yani bunlar nedir? Bunlar görünen eklemler. Bu en kolay, ilk açıdan, ilk elden yapılabilecek bir sistemelerden bir tanesidir. Başka neler yapılabilir? Başka yine anlatı içindeki durum ve dönüşümlere göre, kişiye göre, yer ve zamana göre ya da tekrar eden çeşitli unsurların o bilgisayar düzeyde betimlenmesinin ardından belirli bir ölçüt oluşturularak kesitlemeler yapılabilir. Ve bu kesitlemeler her metnin, her yapının kendisine özgüdür. Birinde bu ilk görünen eklemlerden yaptığımız kesitleme daha elverişli bir anlam eklemlerini ortaya koymaya izin verirken daha karmaşık bir kurguda belki yer odaklı bir kesitleme yapmak gerekebilir. Ya da zaman odaklı bir kesitleme yapmak gerekebilir. Bunlar her metnin kendine özgü olarak ilk okumanın ardından belki ikinci, belki üçüncü okumalarda daha derin yapıdan yüzeye çıkartılarak ayrıştırılabilecek ölçütler olarak söylenebilir. Ama genel olarak izlediğimiz yollar bunlar. Ve bu kesitlemeyi yaptıktan sonra o aslında ilk okuma düzeninde gerçekleştirdiğimiz ayrıştırmadan sonra anlatıdaki kişiyi merkeze alarak, yani özneyi merkeze alarak bu kurgu içerisinde, Tavsoft'tan 100'e kadar getirdiğimiz bu formun içerisinde öznenin ne yaptığına yöneliyoruz. Yani özne neyin peşinde? Ve bu hemen ardından nesneyi getiriyoruz. Yani özne merkezli olmak üzere anlatının diğer bir zorunlu öğesi de ikinci olarak nesne oluyor. Yani buradaki nesne anlatıda öznenin ulaşmak istediği her şey. Yapmak istediği, yerine getirmek istediği her şey ve ikisinin arasındaki ilişkiye de bir isteğim ekleyelim. Özne neden bu nesneye yöneliyor sorusunun yanıtını da gönderen olarak. Burada anlatı izlencesine taşıdığımızda burada bir sözleşmeden, bir eyletimden söz edebiliriz aslında. Yani evet özne bir nesneye yöneliyor ama neden? Ya da onu yönlendiren ne sorusuyla da birlikte aslında bunun içinde barındığı üzerinden anlatının ve gösterge bilimsel, yazılsal gösterge bilimsel inceleme değineyen şemasında zorunlu neler olarak karşımıza öznenin, nesnenin ve gönderenin çıktığını görmüş oluyoruz bu ilişki içerisinde. Burada tabii gönderen bir üst dilsel ifade olarak soyut bir kavram gibi kalsa da anlatı kişisini eylemine iten kişi, başka bir kişi olabilir. Kendisi olabilir. Öznenin kendisi, hiç gönderen dediğimiz, kendinden kaynaklı bir nedenle buna yöneliyor olabilir. Özne nesneye kendi isteğiyle ilerlediğinde bu iç gönderen söz konusu olduğunda istek söz konusu iken kişiler açısından gönderen özne dışı bir kişi ya da kavram olduğunda belki bu isteğin kişiler açısından baktığımızda zorundalığa dönüşebilir. Yani mecburen yönelebilir. Bu ilişkiler
tipikler açısından farklı açılardan ele alınabilir. Peki diğer eyleyenlere baktığımızda yardımcı ve engelleyiciye öznenin nesneye yönelik olarak gerçekleştirdiği eyleminde destek veren her türlü unsur, kişi, anlatım içerisinde o beşikler düzende söyleyebildiğimiz her türlü unsur yardımcı olarak karşımıza geliyor. Ve burada da en büyük yardımcı olarak olumlu kişilikler dediğimiz, yani öznenin eylemini destekleyen kişilikleri görüyoruz. Engelleyici de oldukça net bir adlandırmayla zaten öznenin nesneye yönelik bu eylemini engellemeye çalışan, engelleyici olarak önüne çıkan her türlü unsur olarak ele alınıyor. Ve bu aşağıda güç eksenini buluyor. Yani bu öznenin eylemine ve nesnesine yönelik olarak ne kadar güçlü, ne kadar güçsüz olabileceğiyle ilişkili durumun aslında ortaya konulduğu kısım. Özne ile nesne arasında istek merkezli, yani isteme, öznenin nesneye yönelmek istemesi ele alınıyor. Ama dediğim gibi bu isteme yerine göre arzuya, tutkuya dönüşebileceği gibi bazen zorundalığa da dönüşebilir. Bu eksende ele alınması gerekiyor. Ve üst tarafta da bir iletişim ekseni görüyoruz. İletişim eksenine, iletişim ekseni aslında gönderenin özneden nesneyi ulaştırmasını istediği yer. Yani şu üçü arasında da bir iletişim ekseni oluşturuyor. Tabii bunu bu şekilde somutlaştırıp ifade etmek, uygulamalar olmaksızın, belirli örnekler olmaksızın çok zor olsa da en azından şemanın mantığını sizlere anlatmaya çalışıyorum. Bir gönderenin bir nesneyi belirli bir yöne iletmesi olarak düşünebiliriz. Yani burada çok klasik anlatı temalarından biri olarak işte fikri anlatının merkezinde yer alan ilişkiler bağlamında bir aşk ilişkisi açısından bakarsak sevdiğine kavuşmaya çalışan bir özneyi düşünelim. Bu öznenin sevdiğine kavuşmak istemesi merkezinde ne olabilir? Gönderen kısmında aşk, yani iç gönderen dediğimiz şey olacak. Nesne kısmında sevilen belki olacak ve gönderilen kısmında da kavuşmak olacak. Ya da bir güç ilişkisi bağlamında öznenin başarmak istediği bir eylem var. Örneğin masallardaki eylemler üzerinden düşünürsek, işte prensesi kurtarmak istiyor. Burada kahraman açısından baktığımızda yine prensesin kurtarılması, burada prensese ulaşması gerek. Onu kurtarması gerekiyor. Gönderilen kısmındaki durum kurtarmak ya da kurtaramamak. Gönderenine bunu yine aşk kaynaklı olarak yapıyor olabilir. O anlatı içerisinde belki kral tarafından yönlendirilmiş olabilir, görev verilmiş olabilir. Başka başka nedenler de olabilir tabii bu yapının içerisinde. Ve bu süreçte ona yardımcı olan her şey artı tipikler olarak değerlendirilirken, onu engelleyen her türlü anlatımın içerisindeki dönüşüm yaratıcı faktörler de engelleyici olarak karşımıza gelecek. Dediğim gibi bu uygulamaların anlaşılması için belki uygulama örneklerinin okunması, incelenmesi daha somutlaştırmaya yardımcı oldu. Anlatı izlencesi dediğimiz kısımda da bu eyleyen şemalarını kurduğumuz ya da ayırdığımız kesitlerde ayrı ayrı inceleyebiliyorsak ayrı ayrı, genelleştirip incelebiliyorsak genelleştirip inceledikten sonra biz genel bir anlatı izlencesi oluşturuyoruz. Genel anlatı izlencesi dediğimiz şey aslında gönderenle işlemci özne arasındaki sözleşmeyle, eyletim dediğimiz kısımla, öznenin de kendisinde bu eylemi yapabilecek kişilikleri yoklayıp eylemi yaptıktan sonra yine tekrar gönderenine dönüp gönderilen kısmında, az önceki işte kavuşmayı düşünün, kurtarmayı düşünün, bunu yaptı ya da yapmadı, ardından karşılaşacağı durum, yani baştaki sözleşmenin gerçekleşip gerçekleşmemesine göre ödül ve ceza gibi düşünün, yaptırım gibi düşünün, bunun sonunda karşılaşacağı diğer durumlar gibi düşünün. Günümüz anlatılarında bunun okuyucuya bırakıldığı açık
yapıtlar olarak düşünün. Bir imzenciyi kurabiliyoruz genel olarak yazılsal eserlerde. Ve burada ikna edici tutum gerekiyor eyletimde, yani sözleşmede. Öznenin nesneye yönelmesi için gönderenin onu yöneltmesine inanması gerek, ikna olması gerek ki eylem başlasın. İkna olduktan sonra başlıyor. Biz bunu anlatıda bazen diziliş olarak aynı sırayla görebilirken, yani eyletim, edim, yaptırım sırasını okurken bazı anlatılarda da bu sözleşme kısmını ya da farklı aşamaları karışık bir şekilde hem zamansal sıralanış açısından hem de mantıksal sıralanış açısından sıralı bir biçimde değil, sıranın bozulduğu bir biçimde de görebiliyoruz kurgu gereği. Ama tespit ettiğimiz yerde buna ikna olmuş olması gerekiyor. Edinç ve edim kısmında hem edimsel boyut, yani eylemin gerçekleşmesine yönelik boyutu, hem de dönüşümleri görüyoruz özmedeyim. Ve yaptırım kısmında da yorumlayıcı boyut, artık eylemin gerçekleşmemesine göre bunun özne üzerindeki etkilerini görebildiğimiz bir sıra. Bunu dediğim gibi yazılı eserlerde özneyi merkeze alarak kurduğumuz eyleyen şemaları sonrasında görebiliyoruz. Bütün anlatının geneline yönelik olarak. Bunu da yaptıktan sonra üçüncü aşamada derin yapı dediğimiz kısımda da karşıtlıklara dayalı olarak bir anlam kazısı yapıyoruz. Buradaki karşıtlıklar neler olabiliyor? Artık o yapıtın içinde barındırdığı izleklere göre, o izleklerin yer alış etkilerine göre, işte aşk karşısına koyuyorsunuz nefret. Aşk olmayan, nefret olmayan. Aşk nefrete nasıl dönüşecek ya da nefret nasıl aşka dönüşecek? Önce kendiliğinden sıyrılacak. Yani nefret olmayan olacak, sonra buraya geçecek gibi. Ya da işte başarı, başarısızlık ya da anlatının içerisindeki yer alan izleye göre umut, inançlar, değerler, yine somut ve soyut yapıdaki bütün görünen izlekler bu noktada yoğun içinde değerlendirilip inceleniyor. Uygulamalarımızın bir tanesinde yer alan bir incelemede ölçüde buraya örneğin ovayı koyduk, buraya dağ koyduk. Hasan Doğulu ölçüsüyle bilenler açısından işte oradaki anlatımın kendi iç düzenlenişinde bir eylem istenir özneden ve onu yerine getirmeye çalışır. İşte başaramaz gibi bir devamı var. Bu uygulamayı sonrasında okuyabilirsiniz. Orada dağ ve ova karşılığını koyduk. İşte ovanın dağa ulaşabilmesi için önce ovalı özelliklerinden sıyrılıp sonra dağ özelliklerini bulmalıyken ya da tam tersi dağın ovaya ulaşabilmesi için önce kendi özelliklerinden sıyrılıp ya da kendi özelliklerine ovanın özelliklerine katarak dönüşüp tekrardan buraya gelebileceği gibi somutlaştırmalarla, yani burada sadece aşk, umut, başarı gibi soyut kavramlar üzerinden değil, doğrudan anlatımın içerisinde yer alan çeşitli unsurlarla da, az önce söylediğim yere dayalı unsurlarla örneğin, bunun gibi yine zamanla ilişkili olarak, yine diğer temalarla ilişkili olarak tespit edilebilecek kavramlar bu noktada karşıtlıklarıyla, değillikleriyle, çelişkileriyle, içermeleriyle, tutarlılıklarıyla birlikte ele alındığında aslında biz o anlam eklemlerinin içinde neyi daha iyi görüyoruz? Öznenin dönüşümünü daha iyi görüyoruz. Özne dönüşebilmiş mi? Nesneye yönelik hedefinde gerçekleştirmesi gereken ya da donanması gereken kritikleri yerine getirirken bu etkiler ne kadar görünmüş? Bunu en soyut çözüm olarak kabul edebileceğimiz derin yapı çözümlemesinde arıyoruz. Oraya kadar olan sistem daha eklemlenişin şemalar düzeyinde, kişi düzeyinde, izlencenin genel oluşumu düzeyinde bir betimlemeyken burada artık
soyutlamalarla, bu karşıtlıklarla anlamı daha çok görmeye çalışıyoruz ve öznedeki dönüşümlerle bunu okuyucuya nasıl aktarılmaya çalışıldığını, etkinin nasıl yaratıldığını, bu anlatının neden eş zamanlı olarak yoğun anlamlar barındırdığını da gösterge bilimsel dörtgenin verileriyle anlayabiliyoruz, anlamlandırabiliyoruz. Yine burada anlamlandırma konusunda şu ana kadar sözünü ettiğimiz kısım, metni ne dedik? Kapalı bir yapı olarak ele aldığımızda yapabildiğimiz aşamalar. Yani buna bir dördüncü aşama eklenip başka bir boyuta taşınamaz mı? Taşınabilir ki taşınıyor artık başka yöntemlerin içeriğinde. Yine örneğin Umberto Eco'nun da belirttiği gibi metni kapalı bir yapı olarak değil, okuyucu da içine alan üretken bir yapı olarak düşünürsek göstergelerin kazandığı anlamlar okuyucu sayısı kadar çoğalabiliyor. Ama şu an sözüne ettiğimiz Reymann gösterge biliminde bu aşama okuyucu dahil ediliyor mu? Hayır, çünkü metnin kendi içinde kapalı bir yapı olarak ele alındığı bakış açısıyla bu yapılıyor. Ama günümüzde bunun yanında okuyucunun da katıldığı, işte art alan bilgisi de denilen çeşitli birikimlerin, okuyucudaki birikimlerin anlamın oluşumuna, etkisine nasıl müdahale ettiğini gösteren çalışmalar da yapılabiliyor. Yine neler var? Metinler arasılık bu konuda yine önemli bir birleşim, yazımsal gösterge bilim adına. Nedir? Her metin aslında kendinden önce üretilmiş pek çok metnin içinde barındıran bir bütündür. Bu anlamda da anlamın oluşumunda o diğer metinlerin bilinmesi, o diğer metinlerdeki ana kurgunun yeni metne etkisi, bunların da artık yazımsal gösterge bilimin yeni açılımlarla Reymann gösterge bilimi aşılarak farklı alanlarla birleşimiyle ve okuyucunun da içine dahil edildiği anlamlandırma sürecini de daha ziyade günümüzde incelenmekte. Ama bu sürece gelebilmek için yine de o aşamaların metnin kendi iç tutarlılığındaki, iç yapısındaki aşamaların çözümlenmiş olması bir artı olarak karşınıza geliyor. Anlamın eklemlenişi, anlamlandırmanın oluşumunda çünkü ne kadar etkili, bunu da görmemizi sağlıyor. Bu bilgiler ışığına bakıldığında yazınsal metinlerin gösterge bilim aracılığıyla incelenmesinde metin kendisi, diğer metinler, okuyucu, toplumsal konumlanma gibi unsurlar ayrı ayrı ele alınıp ayrı ayrı çalışılabileceği gibi gösterge bilim çatısı altında birlikte de yorumlanarak sadece yazınsal gösterge bilim alanına da katkı sunabilir. Bu noktada günümüzde gelişerek, dönüşerek ve farklı alanlara da açılarak yaşayan dinamik bir alan olarak karşımıza geliyor. Elbette ki şu ana kadar anlattıklarımın boyutluk düzlemini çok farkındayım. Bu noktada uygulamalar çok çok önemli. Ama belki daha önce karşılaştınız, belki de bundan sonra okumak isteyeceksiniz. Bu anlamda artık hem Türk edebiyatından hem dünya edebiyatından pek çok çalışmanın, çözümlemenin yapıldığını biliyoruz. Bu çözümlemeler de belki bu bakış açısıyla tekrar incelenirse anlattıklarımız daha somutlaşır, örneklerle daha bir anlamlı hale gelir. İngiliz için çok teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa bekliyorum. Funda hocamıza değerli çalışmasından dolayı ve katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer katılımcılarımız, Funda hocamıza sorularınızı iletmek için el kaldır butonu var aşağıda. Reactions kısmında. Oradan sırayla el kaldırabilirsiniz. Soru sormak ya da katkı sunmak isteyen katılımcılarımız.
Funda Hocam, chatbox kısmına teşekkürlerini ileten arkadaşlarımız var, görebiliyor musunuz? Göremiyorsanız evet. Onları söyleyebilirim. Şimdi gördüm, evet. Ben teşekkür ediyorum tekrar sabırla dinlediğiniz için. Ama uygulamalar noktasında evet, somutlaştırmak gerekiyor. Sorusu olan varsa mikrofonunu da doğrudan açabilir. Bol miktarda teşekkürler geliyor hocam. Umarım anlaşılır olmuştur. En büyük kaygım buydu sonun sonunda. Evet. Orada Kamil Hocam'ın bir yorumunu görüyorum. Gösterge biliminin geleceği ne olabilir diyor. Yaşayarak göreceğiz acaba. Sözünü ettiğim gibi son sunumda da yer vermeye çalıştım. Aslında yeni çalışmalarda okur odaklı, okuyucunun da anlamlama sürecine aktif olarak katıldığını ele alırsak bu kısmın çözümlenmesi belki bir sonraki aşama olacaktır. Ya da duygusal olarak anlatı da bir taraftan çok değişken, yani yazım da kendi içerisinde sürekli değişmeler gösteriyor ve aynı formüller aynı yapılara uygulanabilir mi, bunların denenmesi gerekiyor. Belki de uymayacak, belki de farklı yapılanmalara ihtiyaç duyulacak. Yine örneğin yazımsal gösterge bilim açısından baktığımızda bu eyleyen şemasında her şey tamam mıdır sorusunu ben sıklıkla soruyorum kendime ve derslerde öğrencilere. En soyut kalan kısmın, örneğin gönderilen kısmı belki ilerleyen dönemde eyleyen şemasında farklı bir açılmaya gidecek. Pek çok soru var olan şemaların yeniden ele alınıp değerlendirilmesi bu taraftan bir gelişme olarak devam edebilir. Ya da dediğim gibi okul merkezi olarak baktığımızda okuyucudaki anlamın oluşması incelenebilir ki bu biraz gösterge bilimi de aşarak başka disiplinlerin de birlikte çalışmasını zorunlu kılar diye düşünüyorum. Hocam, Aslan hocamızın chatbox'a yazdığı bir soru var. Dilerseniz okuyabilirim. Birden fazla öznenin olduğu bir durumda gösterge bilimsel dörtgen nasıl oluşturulabilir? Burada gösterge bilimsel dörtgen eyleyen şemasını birden fazla özne varsa her özne için bir oluşturabiliriz. Yani bunlar inceleme sırasında birer kere oluşturulacak diye bir kural yok. Her özne açısından incelenebilir. Her öznedeki değerler açısından da dörtgenler oluşturulabilir. Birden fazla etkin özne varsa, yani eylemi, dönüşümü olan özne söz konusuysa bunların her biri için yapılabilir. Ki zaten baştaki kesitlemeyi kişilere göre yapar isek her kişiye göre bunu yapmamız gerekir. Dolayısıyla hangi özneyi merkeze aldığımızı belirleyerek her biri için yeni bir eyleyen şeması, yeni bir gösterge oluşturmamız mümkün. Özellikle karşı öznelerin olduğu anlatılarda bunun yapılması da daha bir anlamlı olacak. Aslan hocamıza teşekkürler. Kamil hocamızın bir sorusu var hocam. Tekrar. Dijital çağda insanın anlamı için gösterge bilim bir çıkış yolu olabilir mi? Bunu cevaplamak çok zor ama elbette ki katkısı olacaktır. Çünkü hız ve bu anlatılardaki şeyi düşünelim bir taraftan. Hani eskiye bağlı olarak tarihsel süreçte günümüzde bir 10 yıl öncesiyle karşılaştırdığımızda neye ne kadar zaman ayırdığımız bile inanılmaz bir değişimdir. Sadece bunun üzerinden bile değerlendirirsek bunu çözümlemek mümkün ve anlamaya belki bir katkı sağlayabilir. Dijital çağda da bu sefer yine seçimler devreye giriyor.
insanın maruz kaldıkları, etki altına alındıkları ve bir göstergeler dünyası içerisinde bütün bunların örtük olarak gerçekleştiğini düşünürsek bir noktadan faydası olur hocam. Evet, anlam bitirilemez. Mümkün değil. Teşekkür ederiz hocam. Başka sorusu olan var mı? Henüz yok hocam. Kamil hocam yazıyor chat box'a. Anlam var oldukça yorumda beraberinde gelir. Burcu hocam sunum için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sunumcularımıza burada bu sürede bizimle sabırla dinledikleri için. Başka sorusu ya da katkısı olan varsa hani mikrofonunu açıp katılabilir. Yoksa sunumumuzu bugünlük sonlandırabiliriz hocam. Sizin de eklemek istediğiniz şeyler yoksa. Buyurun. Sona kalayım istedim birazcık. Merhaba hocam. Bu yatırsal gösterge bilim zaten konusunu geçtiğimiz dönem doktora döneminde, ders döneminde almıştık ders olarak sizden. Orada aslında sizin de belirttiğiniz bir şey vardı. Yani böyle hem toplu bir ortam olduğu için o zaman 4-5 kişilik daha geniş bir kitleye hitap etmesi için yani bu sorunun ve cevabın. O yüzden tekrar edeyim istedim bu soruyu. Biz orada örnekler, uygulamalar üzerinde incelemeler yaparken Alanya'sındaki çalışmalarda bu yazınsal gösterge bilim çözümlemelerinde belirli sorunların olduğunu yani belirli etiketlemeler işte hem dörtgende hem de eğleyenler şemasında belirli noktalarda sorunlar olduğunu söylemiştiniz. Yani ve bunlar aslında ortaya çıktıkça ve insan, yani araştırmacıların bu sorunlu çalışmaları takip ederek aslında bunun böyle bir sirkülasyon halinde devam ettiğini de görmüştük. Sizce bu yani yakın zamandaki çalışmalarda bir de bunlar. Sizce bunların önüne geçmek için nelerin yapılması gerekiyor? Yani mesela bir dil bilimci olarak ya da gösterge bilim çalışan bir araştırmacı olarak acaba sadece dil bilim yoğunlukta olan şeylerde değil de acaba birazcık daha edebiyat ve işte edebi çalışmaların yer aldığı dergilere mi birazcık yayınların gönderilmesi gerekiyor? Bu sizin bahsettiğiniz çerçevede evet, bir çalışma. Yaygınlaştırılması bakımından bunun öncelikle sorunlu noktaların bu formüllerin tamamen değiştirilemez, bütün her metninde benzer şekilde uygulanabilir olduğu görüşü biraz esnetilerek aslında formüller üzerine de biraz, bu şemalar üzerine de biraz kafa yormak gerekiyor. Yani kuramın gelişimine katkı sunmak adına sadece uygulamaları yapmak bir yere kadar bunu konuşlaştırıp göstermek adına katkı sağlıyor. Bunun üzerine kafa yormak gerekiyor. Örneğin Tanrı'nın da belirttiği şey, biz doktora dersinde bir dönem yazınsal gösterge bilim çalıştıktan sonra benim en son sorum şuydu arkadaşlarım. Ki gelişebilsin, bu alana bir katkı verilebilsin diye, ki daha da bu paralelde soruyor. Kuramın tıkandığı nokta sizce neresi? Siz olsanız hangi bölümde birazcık daha çalışmalar yapılmasını istersiniz? Ya da siz uygulamalarınızı yaparken en çok hangi kavramı anlamakta ve tespit etmekte zorlandığınız sorularını yönelttiğinde gelen yanıtların aslında alan yazındaki uygulamalarda da böyle bir doyurucu, tatmin edici olmadığını görmüştük. Ve ben de dedim ki o zaman bunu sizler yapacaksınız. Bundan sonra gösterge bilim çalışacak kişiler yapacak. Ve bu noktalara değinip bu noktalardaki güğümün nasıl çözüleceğini eğer tespit edebilirsek de bunu yaygınlaştırmak. Ve yazılsal gösterge bilim dediğimiz alan evet sadece belli bir disipline ait değil.
bunu diğer disiplinleriyle görebileceği yaygınlıkta paylaşmak gerekiyor diye belirtmiştim. Ki uygulamalardaki hatalar, hata da demeyelim aslında, tekrarlar ya da tıkalı olan noktaların tıkalı olarak devam etmesi sorunu aşılabilsin diye. Bu noktada bu çalışmalarda birazcık daha belki uygulamalar yoğunlaştıktan ve arttıktan sonra kuramın üzerine tekrardan dönmek gerekiyor. Teşekkür ederiz. Kamil Hocam el kaldırıyor. Hocam buyurun. Evet, merhaba. Kamera açılmadı herhalde. Açıldı açıldı hocam, görebiliyoruz sizi. Açıldı mı? İyi, ben kendim göremiyorum. Evet, şimdi katkı anlamında izin verirse Funda Hocam, hem Funda Hocam'ın anlattıklarından kendisine teşekkür ederim. Böyle tane tane gösterebilirim çünkü anlatılmaz böyle dakikalara sığdırılması çok zor bir durum. Anlaşılması zor bir alan. Çünkü tek bir alan değil. Alanların arasında birleştiren bir alan. Yani alanları birleştiren bir alan diye daha çok alan yazımında okunur. Birinci dayanağı zaten antropoloji, yani insan. Ve onun kültürel olarak yapılanışı, davranışı, toplumdaki varlığı ve toplumdaki etrafını çevreleyen nesnelerin kendisi için anlamının sorgulanması. Ve bu nasıl oluyor da bu anlama geliyor diye sorgulaması. İkincisi, dil kullanıyoruz, toplumda dil kullanıyoruz, dil. Dilin de dilin dışındaki birçok kavramla ilişkili. Yani birincisi toplumla ilişkili, bireyin psikolojisiyle ilgili, işte kültürüyle ilgili, yaşayış biçimiyle ilgili. Her şeye bir ad koymak zorundasınız ve onu anlamlandırmak zorundasınız. Üçüncüsü de felsefe. Yani dille bir olgu olarak bakan felsefeye göstergebilim mantıksal açıdan o kullanılan dilin insanın kültürünü, yaşamın, yaşadığı dünyanın anlamını, niye insan sanat yapar, niye yazınsal bir ürün ortaya koyar sorusunu, yani edebiyat nedir diye Jean-Paul Sartre'ın sorduğunu sorguladığımız zaman başka bir varlık yok zaten, böyle her şey estetik yapılmış. Dolayısıyla gösterge bilim birazcık da Türkiye'de çok iyi algılanmış olduğunu düşünmüyorum. Ama zaman zaman iletişimde, işte mimaride, başka alanlarda biraz daha eğiliniyor ve dil bilimden dil kullanılması için her şeyin bir dil olduğu, gösterge olduğu ve onları bir pers açısından bir yorumlayanla anlam kazandığı, yani bir nesnenin sunumunun bir yorumlayanla anlam kazanması olarak değerlendirildiğinde günümüzde biraz daha ki değiştirecek. Yani şimdi tutkuların göstergebilimi var. İnsan tutkusal bir varlık ve duygu olmazsa öğrenme de olmuyor. Duygusal bir varlık ve bu duyguların çözümlenmesi için de mantıksal, sistemli, nesnel bir çözümleme sunma derdinde olduğu için belki gösterge bilim birazcık daha çalışılması gerekebilir diye düşünüyorum. Dil bilimde de dil bilim çıkmıştı. Temeli dil bilim, Saussure'un de dediği gibi, yani bir göstergeler içerisinde dil de bunların en gelişmişi. Yani şu anda işaret var değil mi? İşaret dili. Şimdi dilimcilerin uğraşması gereken. Bu da bir tanesi Saussure'da. Ama en gelişmiş olan insanın kullandığı değil. Onun dışındaki gelişim sistemleridir. O yüzden gösterge biliminin geleceğinde, hele hele dijital, bu emojiler var mesela, onların anlam ifade ediyor. Onlar da anlam aktaran bir şey. Ama dil dışında, kullandığı bizim bildiğimiz dilin dışında kullanılır ama anlamsal, kavramsal tarafı var diye katkı sunmak istedim. Yani bir katılan da olabilir, katılmayan da olabilir tabii ki. Teşekkür ederim hocam. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim hocam. Dediğiniz gibi bu anlamda hem gösterge bilim dayandığı alanları bilerek ve insanı merkeze, dili merkeze alarak bu çözümlemeleri devam ettirmek ve günümüzün anlaşılmaya, sizin de bahsettiğiniz dijital çağ göstergeleri açısından ele alınması ve hatta bunun
yazılsal gösterge bilimle de birleşerek dijital çağ anlatılarının belki bu bağlamda incelenmesi bile yeni bir alan olarak karşımızda duruyor aslında. Bloklar mesela. Evet. Bilmiyorum, Taha sorusunun cevabını aldım ama biraz ayrılsın diyor gibi mi geldi? Ben aldım hocam, teşekkürler. Taha hep sorgulayan birisi, soran birisi. O da hoşuma gidiyor. Sağ olun hocam. Hocam başka bir sorusu olan görünmüyor şu anda. Katkı sağlamak isteyen varsa mikrofonunu açabilir Kamil Hocam gibi. Songül Hocam. Buyurun hocam. Şimdi evde malum köpeğim var. Şimdi çocuk yapıyor. Havlar kusura bakmayın. Yoldan geçenlere havlıyor. Ondan bağlanmak istememişim aslında. Şimdi Kamil Hocam'ın yorumu ve üzerinde şu dijital medya gösterge bilimi, içinde gösterge bilimin katkısı nasıl bir gelişme sağlanabilir konularını biliyorsunuz, günümüzde söylem sözlülemesi alanı gitgide şeferini gelişletiyor, öyle söyleyeyim. Şu anda sadece bildiğim dil dışı diğer imgeler, yazım biçimi, düzenleniş biçimi gibi unsurları da ele alan çok mutlu söylem çözümlemesi var. Multimodal yani. Bu da bir ne diyelim, gösterge bilimin belki boşluğunu dolduracak ya da söylem çözümlemesinin eksik bıraktığı diğer imgeleri, taireleri, unsurları çözümlemeye çaba sağlayan ve buna bir ne diyelim, yanıt veren bir çözümleme yöntemi. Bunu sadece söylemek istedim. Hani eğer ki günümüzde sosyal medya araştırmaları olabilir ya da web sayfaları olabilir ya da reklam resimleri ve görselleri birlikte incelemek isteyenler olabilir. O nedenle çok mutlu söylem dinlemesine, hatta çok mutlu eleştirel söylem dinlemesine bir baktımlar derim. Katkım bu yönde, teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler hocam. Bu noktada zaten disiplinlerin bir arada bizimiz bu çok kaynaklı göstergelerin incelenmesinde bir arada incelenmesi gerekecek. Bu alanlarda sizin de söz ettiğiniz ve belirttiğiniz gibi belki birbirlerinin eksiklerini tamamlayarak ya da birlikte ele alınıp yine çok disiplinli çalışma alanları olarak düzenlemeler getirecektir. Bu anlamda günümüz dünyası zaten pek çok bilim alanının tek başına yalın bir şekilde çözümleri ortaya koymaya çalıştığı değil, birden çok disiplinin bir arada bu çözümleri üretmeye çalıştığı da bir zaman olarak karşımızda. Çok teşekkür ederim. Kesinlikle katılıyorum. Evet. Bu arada çok teşekkür ediyorum. Çok bilgilendirici bir sunumdu. Çok sevgiyle dinledim. Teşekkürler. Çok sağ olun. Değerli katkılarınızdan dolayı teşekkürler size de Songül Hocam, Kamil Hocam. Chatbox'ta yeni bir şey yok hocam. Herkes teşekkür ediyor size. Hocam çok teşekkürler. Ağzına sağlık, emeğine sağlık. Hocam ben bir soru sorabilir miyim? Çok özür diliyorum ama. Mikrofon kimde açık göremedim. İsa Koyuncu. İsa Hocam buyurun. Hocam yani ağzınıza sağlık. Gerçekten çok yani kuramsal yoğunluğu yüklüydü. Yani bu biraz edebiyat üzerinden gittik ama benim sorum biraz dil öğretimiyle ilgili olacak.
Şimdi bu ders kitaplarında işte kültür konusuyla ilgili çok çalışmalar var. Yani İngilizce, ELT'nin bunda bir geniş literatürü var. Yabancılara Türkçe öğretiminde de bununla ilgili çalışmalar var. Genellikle içerik analizi olduğunu görüyoruz ama yani Batı'da söylem, hatta eleştirel söylem çözümlemesi çalışmaları da var. Bu kültür, yani ben bayağı ilgiliyim, kültür çalışıyorum tezimde de. Nasıl yani gösterge bilimden bu noktada yararlanabilir miyiz bu ders kitabı araştırmalarında? Yani bize nasıl veriler sunar? Bunu merak etmiştim sadece. Bu konuda görüşlerimi paylaşayım ama bu konuda aslında Kamil Hocam da bize çok büyük katkı sunabilir. Hem becerilerle ilişkisi bakımından hem de gösterge bilimle ilişkili olarak hocamız olduğu için kendisi. Ama ben şöyle bir görüş belirtebilirim bu konuyla ilgili. Hem kültür aktarımında hem de metin seçiminde yine becerilerin gelişiminde kullanılan pek çok metinde öncelikle yazınsal metin kullanımı kısmına bir bakalım. Ne kadar buna yer veriliyor? Hem öğretimde işte dinleme becerisinde hem okuma becerisinde. Ve sonra bu metinlerin dil öğretiminde sıklıkla kullandığımız o taksonomideki sorular çerçevesinde incelenmesinde yani metindeki anlamın tespit edilişinde, öğrencideki anlamın oluşumunda ne kadar yer verildiğini görmede sadece o sorular değil de belirli kavrama düzeyine ilişkin sorular değil de belki de yazısal gösterge biliminin temel şemalarındaki işlemlerin daha basitleştirilerek dil öğretimine transferi de mümkün olabilir diye düşünüyorum. Burada sözü kendime hocama bırakıyorum. Evet, aslında İsa Bey diyeyim, yani çünkü tanımadığım için söylediği şey çok dil öğretiminde kültür, biliyorsunuz yeni çalışmalar şunu söylüyor, diyor ki dil öğretiminde bir kere hareket lazım, fiziksel aktivite lazım, işte kültür ilişkilendirmek lazım. Bir de o yönde duyguyu ön plana çıkarmak gerekir. Şimdi duygusal gösterge bilim diye bir alan da var. İkincisi Umberto Eco'yu tavsiye ederim insaya. Eğer onu okursan o alımlama estetiğinde siz karşıdaki okurda varsayıyorsunuz. Onun sadece bir alıcı olarak değil, onu bir okur olarak aynı zamanda bir yazara dönüt verecek bir birey olarak görüyorsunuz. O da metni üretebilir. Böylelikle metin dinamik olur. Olduğu gibi yazar öldü konusu artık okur var. Okurun da metni çoğaltması, yorumlayarak çoğaltması. Buna şöyle bir örnek verebilirim. Hep derslere de verdiğim bir örnek. Yani Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nu çağırıyorlar. Konuşma yapacaklar. Hocalar da diyor ki işte Yakup Kadri Karaosmanoğlu gelecek. Yaban romanını daha çok üzerinde duracağız. Ona sorular sorun. İşte öğrenciler o zaman soru hazırlıyorlar. Sunumunu yapıyor Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Sonra da ona sorular sorup biz romandan bunu anladık, romandan bunu çıkardık, siz bunları böyle düşündünüz mü derken eğer ben onları düşündürdüysem çok iyi şey yapmışım ama ben bunların hiçbirini düşünerek değil yapmadım diye cevap vermiş. Yani buradan şunu demek istiyorum. Metni çoğaltan okur. Metni oluşturan yazar artık onun içerisinde bir kültüründen, yaşayış biçiminden, daha da ileri giderek ideolojisinden izler taşır. Gösterge bilim de bunun anlamı oluşumunu belli bir bilimselliği öne tutan mantıksal ilişkileri kurarak bunları söyleyebiliriz. Öznellikten kurtarmak için. Kültür biliyorsunuz böyle geniş bir konu. Farklı açılardan bakılabilir ama kültürle dil arasındaki ilişkiden kaynaklı olarak, dilin kültür olan ilişkisinden kaynaklı olarak baktığımız zaman da
söylediğimiz bir şeyin doğruluğunu test etmemiz gerekiyor. Nasıl bir hipotez geliştiriyoruz bir tezimizde, onu ispatlamak için çeşitli işlemler yapıyoruz. Onun sonucunda olup olmadığını söyleyebiliriz. Öbür türlü doğrudan gözlemlerimiz doğrulanabilir de, doğrulanmayabilir de. Her ikisi de bir sonuç olarak çıkıyor. Gösterge bilimde bunu yapmaya çalışıyor. Buradaki anlamın oluşum biçimini içeriğin biçimleştirmeye çalışıyor. Orada olduğunu göstermeye çalışıyor, kanıtlamaya çalışıyor. O yüzden de kültürün varlığını bir metinde kültürel varlıkların özelliklerini, o topluma özgü özellikleri gösterebilmek için de onun derin yapısına inip o dilin nereden biçimlendiğini onda üç katmanlı olarak gösteriyor. Dolayısıyla gösterge bilim orada bir nesnelleştirme açısından, yani öznel yorumlamalarımızı nesnelleştirmek açısından bir yol olabilir. Ya bugün gerilim de var. Gerilim artıyor metin içerisinde. O gerilimi nasıl, orada gerilim var diye yazmıyor. Veya bir sinemada, bir şiirde tansiyonun artması, tansiyon gösterge gibi, varoluşsal gösterge bilim gibi alanlar gelişmeye başladı günümüzde. O yüzden yani gösterge bilim 21. yüzyılda bir insanlar için bir çıkış yolu olabilir diye düşünüyorum. Çok iddialı söylememem gerekir ama sanki böyle biraz üzerinde durmak gerekir diye düşünüyorum. Yine dil bilim temelli zaten. Dil üzerine, onları da dil olarak kabul ettiği için dil biliminin yasalarından yararlanması son derece doğal. Dil öğretimini de, hatta Tahsin Yücel ile bir toplantıda beraberken Fransa'da göstergelimle ilgili öğretime uygulanması açısından anaokulundan beri çalışmalar yapıldığını söylemişti. Anaokulunda bir de gösterge bilimi söyle anlatmadan ama onun kullanarak anaokulundaki öğrencilere öğretim planları yaptıklarını söylemiştim test çalışırken. Biraz geniş incelemek lazım. Evet, olabildiğince geniş. Hocam çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Funda Hocam da, ben de ne zaman isterseniz zaten buralardayız. Hocam, yavaştan sunumumuzu sonlandıralım mı? Başka katkı sağlamak isteyen varsa, buyurun. Sanırım yok hocam. Evet. Değerli katkılarınızdan dolayı teşekkür ederim hocam, ben de. İzmir'de bilim çevresi etkinliklerinin 28.sini tamamlamış bulunuyoruz. Bir sonraki etkinliğimizi web sayfamızdan takip edebilirsiniz ve Instagram, Twitter adreslerimizden, sosyal medyamızdan da takip edebilirsiniz. Yine aynı şekilde bağlantı adresi paylaşılacak. Çok teşekkür ederim ben. Ben de bölüm teşekkür adına ediyorum. Efendim, bu süreçte her anlamda verdiğin destek için. Rica ederim hocam. Çok sağ olun. Tekrar görüşmek üzere bir sonraki etkinliğimizde. Hoşça kalın. Hoşça kalın.